Gençler kanalıma hoş geldiniz. Antin Kuntin Game'de ana ligde transfer sürecine gireceğiz. Sadece transfer sürecini yöneteceğim bir bölüm çekeceğiz arkadaşlar. Maçları pas geçeceğim. Hatta bir tane jübile maçı olması lazım. İş teklifleri. Ya sürekli iş teklifi geliyor kardeşim. İstanbul Başakşehir'den. Oo, Başakşehir'den gelmiş hem de. Başka bir takımdan daha almıştı ama hepsine 30 Haziran'a kadar cevap verin diyor. Biz 30 Haziran'a kadar cevap vermeyeceğiz. Pas geçeceğiz. Evet, jübile maçı The Old Boys'la jübile maçı. Bunu pas geçiyorum arkadaşlar. Zamanı ile al, maçı atla diyelim. Maçı atla. Çok da önemli değil. 2-0 kazanmışız. Sezonun son gününe geldik. Transfer penceresi yarın tekrar açılacak. Evet, transfer sezonuna, sonraki sezona git diyelim. Ve sonraki sezona gidiyoruz arkadaşlar. Bu sezon takviminin tüm fikstürleri tamamlandı. Sezon boyunca gösteren çaba ve için teşekkürler. Bu yıl genel performansı değerlendirmek için zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Türkiye Kupası galibiyiz. Süper Kupa galibiyiz. Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale geldik. Kulüp sıralamamızın pozisyonu 22. Süper Kupa Süper Ligi'de 2. sırada bitirdik. Ofansif olarak daha çok %34 ile sağ ve orta kanatlardan gitmişiz ki Onyekuru sol kanatta olmasına rağmen. Evet, transfer sezonunun ilk günü Hulk gibi oyuncular gitti. Real Sociedad'da Werner için transfer gelmiş. Nagatomo, Fernando ve Tarcanlı kulüple ayrılmış. Cengiz Üç için kiralık oynadığı dönem bitti ve Roma kulübüne geri döndü. Hulk Shanghai Ship takımına geri döndü. Bize 375.000 euro bir para geldi. Şu anda takım yönetimi, görüşmeler, takımım diyelim. Werner için Real Sociedad bize 23 milyon euro önermiş. Bunu reddedeceğiz. 13 milyon euro da Sivis için önermiş. Bunu da reddedeceğiz. Santos. Bunlar reddedilecek, hiç konuşulmayacak mevzular. Görüşmeleri sona erdir diyelim. Werner'ı vermiyoruz. Transfer politikası. Transfer tümünü reddet şeklinde olsun. Aynı şekilde Sivis içinde transfer politikası tümünü reddet. Süresi sona erecek oyuncular var tabii ki. Genç takıma bir bakalım arkadaşlar. Hemen genel derece azalan diyelim. Genç takımda kaleci Gainscobir, Gamberini diye bir oyuncu şu anda çıkışta ve 73 puanı var. Bruno diye bir oyuncu da çıkışta. Hilton Ponzio. Bu oyuncunun yaşı kaç? 16. Bununla anlaşma imzalayalım. Behrami. Defansif orta saha. Bir de Bruno var defansif orta saha. 72 ön libero. Bunu da anlaşma sağlayalım. İki tane şey alalım ya. Menajer ofisi, menajerlik kariyeri, favori oyuncularım. Muslera favori oyuncum şu anda. Evet, gelelim takım yönetimi listelenen oyunculara. Mbappé olabilir. Emre Mor. Emre Mor nerede? Emre Mor'a tekrar bir transfer görüşmelerini başlat diyeceğim. İmzalama ihtimali %20. Olsun, deneyelim bakalım. Gol bonusu verelim. Hepsini versek bile hadi al bir 6.100 euro gol bonusu verelim. Galibiyet bonusu da verelim. 3.800 euro. Sözme süresi 2 yıl yapalım. Evet, transfer görüşmelerini başlat diyelim Emre Mor için. Bakayoko defansif orta saha olarak bizde anlaşma imzalamak istiyor. Şimdi Fernando gitti bildiğiniz gibi. Fernando'nun yerine bir defansif orta saha, hemen transfer görüşmelerini başlat diyelim. Ulan biraz düşürsem %48'e düşüyor, işe bak. Şunu 2 yıl yapalım. Hatta 3 yıl bile olur. 3 yıl yapalım. 19 milyon euro %100 imzalama ihtimali var diyor. %81 onu da imzalama ihtimali var. Evet, bunu bir teklif gönderelim. Bakayoko için 25 yaşında Milanlı oyuncu. Modeste santrafor olarak düşünmüyorum açıkçası. Ha, gelelim genç oyunculara. Sterling var. Sağ açık. Emre Mor olmazsa Sterling olsun. Ama Sterling de bizimle %20 anlaşma imzalarım demiş. Hiç girmiyorum. Mbappé o da %25 ile anlaşma yapma ihtimali var. O yüzden onları geçiyorum. Sol bek olarak bizde Jorge var. O yüzden sol beke ihtiyacımız yok. Ama sağ bek olarak Mariano'nun yerine bir oyuncu olabilir. Şimdi gelişmiş aramadan birkaç tane oyuncu vardı. Mesela Sane var. Sane'ye bakalım. Sane böyle yazılmıyor herhalde. Bak Sane hangi takımdaki? Kulüp takımlarına geldim. İngiltere Premier Lig'lerde. Manchester City değil mi Sane? Evet, burada AC farklıymış. Listelerin oyuncuları ekleyelim. Ve buradan transfer görüşmeleri başlat dersek. Bu da %20 diyor ama kendisi 5 milyon euroya %0 demiş. Yani bizim bu oyuncularla anlaşma imzalamamız çok zor arkadaşlar. Mkhitaryan varmış burada. Sağ kanat. Sane bence de güzel olurdu ama Sane olmayacak gibi. Şimdi bizim takımımıza bir bakalım. Önce bir takımımıza bakalım. Oyun planı. Şimdi bizim takımımızda şu durum tamam. Bizim defansif orta sahaya ihtiyacımız var. Burada Vitinho, Rashford'a yedek olabilecek oyuncularımız yok. Yani bir tane Emre Mor mesela gelse müthiş olur. Emre Mor gelse. Onun dışında defansif orta sahalarımız iyi aslında. Savunmalarımız ve defansif orta sahamız iyi. Ama Donk'un yerine daha tecrübeli bir oyuncuyu almak istiyorum. Nitekim bizde Emre Akbaba da var burada gördüğünüz gibi. Onyekuru da var. Bakalım ne olacak? Yani anlaşma imzalamak istiyoruz da onlar bizim de bir şey yapmak istemiyorlar. Hemen ileri diyeceğim. Zamanı ileri al. İki yeni oyuncu takıma katıldı dedi. Genç oyunculardan bahsediyor. Yetenek avcı başka bize başka bir Sane'den bahsetmiş. Evet bizim Sane işte tamam. Az önce anlaşma imzalayalım dedik. Hayır dedi. Heh, şimdi yükseltmişler ya. Biz şöyle bir bakınca yükselttiler ha. Tamam çok iyi. %74 ile başarı şansı yüksek. 20 milyon euro. 5 milyon euro da maaşı. Şunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biraz para verelim. 6 milyon euro verelim Sane'ye. Sane gelsin ya. Transfer görüşmeleri başlat. Resmi yanıt bekleniyor. Guedes var. Sol açık. Bir de Puseto diye bir oyuncu var. Bu da Nesse'de oynuyor. Sağ açık bu da. Hızı da iyiymiş. Gerçekten. Bir bakalım defansif orta saha. Sol bekliyorsa Gaya var ve hızlı bir oyuncu Gaya. Celso, Paris Saint Germain'li göbek oyuncu, oyun kurucu, yaratıcı oyun kurucu. Güzel aslında, defansif olarak biraz kötüymüş. Bir defansif orta sahası iyi oyuncu lazım. Ramagnoli var Milan'da, defansı gayet iyi. Ama Jorge ve Serdar Aziz'de yoluma devam etmek istiyorum açıkçası. Sivitser için 13 milyon euro görüşmeleri sona erdirelim. Evet, zaman ileri al. Mukayele için teklif gelmiş. Bu haberi almadan önce bir yere oturmak isteyebilirsiniz. Valencia Rashford için serbest kalma ücretini ödedi ve oyuncu da bu teklifi kabul etti. Yani kulüpten artık kesin bir şekilde ayrıldı. Görüşmeler menüsünde ücreti alabilirsiniz. Oha! Rashford gitti. Valencia Rashford'un ücretini ödedi. Emre Mor için güncelleme var. Bakayoko için güncelleme var. Rashford gitti. Adamı biz emek verelim, geliştirelim. Rashford gitsin. Tamam, gitsin. Emre Mor için yeniden görüşme yap diyelim. Şartları kabul et. Emre Mor için hiç görüşme yapmayacağım. Emre Mor gelsin. Rayva'da Rashford gitti. Adama bak ya. Dur, buna yeniden görüşme yap diyelim. Bunda biraz indirim yaparsak olur. Heh, 18 milyon euro. Bunu da buraya düşürelim. Evet. Esmiyan bekleniyor. Sane'den bekliyoruz. Biz o kadar geliştirelim. Aha, serbest kalma ücreti 40 milyon euro. 40 milyon euro bize para geldi ama. Ama olsun, 40 milyon euro da iyi para ha. 118 milyon euroya çıktık. Ulan biz bunları Ronaldo'ya mı gidip alsak, ne yapsak? Rashford gitti ama 40 milyon euro da gitti. Valencia'ya bak, sen ver 40 milyon euroyu, Rashford'un serbest kalma ücretini. Al git herifi. Nelen nelen. Cristiano Ronaldo 34 yaşında santrafor. Gel lan, buna transfer, 1 yıllık kiralık transfer talep edeyim. Messi, Neymar, Suarez, Harry Kane var, Gaya var, Griezmann 28 yaşında. Şimdi şöyle yapalım. Madem Rashford da gitti, El Matador Rashford için şok hareket. El Matador Rashford Galatasaray'a ayrılacak diye bu bilgiyi teyit etmiş durumda kulüpten. Bu açıklamayı kabul etmem, gerçeğini belirtemeyeceğim, bir teklif önermeme gerek yok. Galatasaray için bol şans diliyorum demiş. Giderken söylediklerine bak ya. Rashford'a güle güle. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı sağ açık, sol açık yapalım. Burada Spitzer olsun. Bir oyuncu da burada ofansif orta saha olsun. İki tane ofansif orta sahayla oynayalım. Sane'ye alırsak Sane ofansif orta sahalarının birini oynasın. Burada sağ açıkta bir oyuncu oynatalım. Sol açıkta da bir oyuncu oynatalım. Şöyle olsun yani. Burada iki tane ofansif orta sahayla oynayalım. Kanatları böylelikle her iki kanadı da daha rahat kullanmış oluruz ve ortadan da bayağı iyi bir şekilde bastırırız. Sivis'lerin yerine burada mesela Vitinho olabilir. Burada Emre Akbaba da oynayabilir. Vitinho olmazsa Rashford oynar. Ama bir sol kanat, sağ kanat. Şurada Rashford'u düşünmeyin. Onyekuru oynar, pardon, Rashford'u düşünmeyin. Rashford gitti çünkü. Biz görüşmelere gelelim. Takımımıza gelelim. Rashford'un 40 milyon eurosunu iç ettik. Ha, bir de Mukayle durumu var. Mukayle için 8 milyon 447 bin lira vermiş. Pazar değerinin çok altında bir ücret aslında. Bir de reddedelim bunu ya. Zamanı ileri al. Emre Mor gelirse müthiş olur. Sane gelirse müthiş olur. Emre Mor takıma katıldı. Mükemmel. Emre Mor'u sağ açık olarak çok süper oynatabiliriz. Emre Mor artık bizim takımımızda. Rashford gitti. Güle güle Rashford. Gelsin Emre Mor. Şimdi Bakayoko durumuyla Sane'nin durumu sürüncemede. Sane'yi sol açık oynatabiliriz. Çok hızlı bir oyuncu zaten Sane, gördüğünüz gibi. Sane'yi sol açık oynatırız. Emre Mor'u sağ açık oynatırız. Werner olur. Vitinho ve Onyekuru da yedekleri olarak onları destekler. Bakayoko'nun da kesin gelmesi lazım defansif orta saha olarak ve biz bunu yaparsak takımımız tam bir şekil almış olur arkadaşlar. Hemen ileri al diyorum. Selçuk Üren için teklif gelmiş, hemen onu değerlendiririm. Selçuk Üren'in teklif gelmesi güzel. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Gerçi hoş bir sürü paramız oldu ha. Takımı. Selçuk İnan. 8.442.000 yeniden görüşme yap diyelim. Biraz da şartları zorlayalım bakalım. 9.685.000'e şartları zorla. Mpampe'yi alalım mı? Sağ kanat, sağ açık. Hayır, bunda transfer görüşmesini başlat diyelim. Şunu 2 yıl açıklayalım. Zaten %0 bizim anlaşma imzalaması ama yine de 2 yıla çıkartalım bakalım. Sterling, sağ açık bir Sterling var. Sterling'i de Emre Mor'un yerine alabiliriz. Sterling transfer görüşmeleri başlat. O da bize çok düşük diyor. Bakayoko gelişi yüksek ama gelişmiş aramalarda yenileme yok. Bağımsız oyunculara bir bakalım. Genel derecesi azalan en bağımsız oyuncu Gomis. Deba var. Şöyle bir yaş sınırlaması yapalım. En azından 25 yaşının altında olsun. Evet. Nathan 77'lik oyuncu, sol açık. Roger Guedes var. Burada alabileceğim. Castellin var. Castellin daha önce oynamıştık hatırlarsanız. Yok. Buradaki oyunculardan hiçbir tanesi. Peki. 25-6 süper oyunculara bakacağız. Sterling bize gelmiyor. Sane ile anlaşacağız. Gabriel Jesus var. Santrafor olarak 22 yaşında Gabriel Jesus. Werner yerine oynayabilir düzeyde aslında. Gabriel Jesus transfer görüşmeleri başlat desek %60'a 29 milyonu %60 diyor. Hemen Sevik var. Göbek'te oynuyormuş. Sağ ol. Bernardo Silva. Werner zaten bizde. Bu arada Werner 23 yaşındaymış. Bayağı da hızlı bir oyuncu. Bence Werner'ı iyi ki aldık yani. He. Jamaica, Bailey, Bayer Leverkusen. Kaç yaşında? 22 yaşında. Sol kanat. İki yıllık sözleşme teklif edelim bakalım. Ne olacak? Martial var. Sol kanat oynuyor. 24 yaşında Manchester United'lı. Deli Ali var. Ofansif orta saha. 23 yaşında. Aslında güzel Deli Ali olunabilir yani. He. Ama transfer görüşmelerine başlattığım zaman bizde anlaşma imzalama ihtimali %20. Bunu yine 2 yıla çıkartalım. Nasıl %0, nasıl %0. Transfer görüşmeleri başlat. Bunlar bize gelmeyecek oyuncular ama deneyelim. Bir de yaş sınırını kaldıracağım. Kiralık teklif edeceğim oyuncular olsun. Ronaldo'ya kiralık olmaz. Neymar'a bir yıl kiralık transfer teklifi göndersek %25 15 milyon euro isterim diyor. Muhammed Salah transfer görüşmesi yapsak, oha, 9 milyon euro maaş isterim diyor. Sözleşme süresi 3 yıl. %30. Hadi bakalım. Muhammed Salah şey yapalım. Listeden oyuncuları ekleyelim. Evet diyelim. Eden Hazard sol açık. Suarez, Luis Suarez. Suarez çok yaşlı. Lukaku 26. Lukaku ya. Adamım Lukaku aslında benim ya. Lukaku transfer görüşmeleri başlat desek başlatamıyor zaten. Ben niye buraya giriyorum ki? Lukaku'yu listenin oyunculara ekleyelim. Bakalım ne olacak. Lukaku iyi olur. İleri.